Merhabalar, basit silah temizliği ile ilgili bir video çekmek istedim. Bu konuda tecrübesi olmayan arkadaşlara faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, öncelikle malzemeler, lazım olacak malzemeler. Bir miktar bez, e, harbi, yağ, işte namlu içi için tel ve kıl fırça. Kıl dediğime bakmayın, bunlar plastikten yapılıyor. Ee, diğer bölgelere ulaşabilmek için bu tarz fırçalar, işte tel fırçalar, burada yine plastik fırça ihtiyacımız olacak malzemeler. Ee, sevgili dostlar silah temizlerken kazalar çokça yaşanabiliyor. Bu yüzden silahınızı iki kere kontrol ettikten sonra sökün. Bazı silahlarda sürgüyü geriye çekmeden sökülebiliyor. Ağzında mermi olabiliyor. Bu yüzden buna dikkat edin. Bu silah tam tersine sürgüyü geriye bağlamadan sökülmediği için e, güvenli sökülen bir silah. Ee, silahımızı söktükten sonra temizlemeniz gereken Dikkat etmeniz gereken temizliğine birkaç bölge var. Oralardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle <laughs> harbiyle göstereyim. Ee, bu bölge tırnağın altı işte buranın ismini şu an unuttum. İğne ve çevresi. Buralarda yapışan barut lekeleri varsa bir damla yağ damlatıp daha sonra yani kirin durumuna göre tel ya da plastik fırçayla buralar Temizlenir. Daha sonra da bezle buranın fazla yağını almanız gerekiyor. Dostlar tekrar tekrar söylersem de kusura bakmayın silahınızı fazla yağlı bıraktığınızda elbiselerinizden ya da dışarıdan çevreden gelen tozlar yapıştığı için resmen balçık gibi bir malzemeye dönüşüyor. Bu yüzden <laughs> iğnenin içeride hareketi engellenebiliyor. Ben buna şahit oldum. İğnesi kırık zannedip söktüğümüz silahın halbuki içerisinde pislikten dolayı iğnenin hareket edemediğini gördük. Bu derecelere gelebiliyor. Bu yüzden mümkünse buraları temizledikten sonra bir güzel kuruluyorsunuz. Burada e, temizine buralar da kirlenebilir. Buralar çok mühim şeyler değil. Elbette ki silahınız temiz olmalı ancak buralar kirli olduğu için silahınız tutukluk yapmaz. Tırnak ve çevresine özen gösterirseniz yeterli olacaktır. Eğer devam etmek isterseniz e, sürgüde kızakların olduğu bölümleri, e, ön tarafını, arka tarafını, her tarafını bahsettiğim şekilde bir damla yağ damlatıp Kiriyi yumuşatmak için bu yağ. Ben böyle standart bir yağ kullanıyorum ama yani çevrede çeşitli yağlar bulabilirsiniz. Temizlik için ayrı, bakım için ayrı yağlar bulabilirsiniz. Bu yağlardan sıkarak fırça veya bez yardımıyla buranın temizliğini bitirebilirsiniz. Daha sonra namlu, tabi bu sıralama size kalmış. Namlunun içine birkaç damla yağ damlatıp kirlerin yumuşamasını sağlayacağız. Gerekirse tel fırça ancak yani tel fırçayı da temizlemeye gerektirecek kadar kirli olmadığını düşünüyorum çoğu insanın silahının. Eğer gerekirse bunu da kullanırsınız. Bu fırça yardımıyla yiv ve setlerin arasına giren kirlerden kurtulmak için oraları bir güzel yumuşatıyoruz. Daha sonra silahımıza bir bez takarak bu bez kirli siz tabi temiz bezle yapın. Ben göstermek için yaptığım için ee, buradan tabii biraz kalın takasınız çıkartamazsınız da. Bunu bazı arkadaşlar takıntı yapıyor. Yok önden, yok arkadan diye. Bu çeliği siz bir bezden şeyini bozamazsınız. Yapısını bozamazsınız. Nerede yaptığınızın çok bir önemi yok. Fişek yatağına dikkat edin sevgili dostlar. Bu önemli bir nokta. Fişek yatağının temiz olması gerekiyor mümkün olduğunca. Ve fişek rampasının e, bu şekilde gördüğünüz gibi ışıl ışıl tabiri caizse parlaması gerekiyor. Burayı da temizledikten sonra silahınızın %99 ihtimalle tutukluk kirden dolayı tutukluk yapma ihtimalini sıfıra indirmiş oluyorsunuz. Namlunun içini ve buraları mümkün olduğunca kuru bırakın dostlar. Bu buralarda dediğim gibi barut lekesi özür dilerim yağ kalıntısı olduğu zaman barut lekesi barutun kiri ee, barut gazı buralara yapışabiliyor ve çok daha aşırı kirlenmesine yol açıyor. Günlük kullanımdaki tozlardan da az önce bahsetmiştim. Namlunun ee, temizliğini de bitirdikten sonra <laughs> yani buralara çok fazla e, gelmiyor ama bazen işte şurada görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Şuralarda biraz kovanlardan çıkan pirincin şeyler var. Sarı sarı. Onlar var. Bunun, buraları istediğiniz şekilde kafanıza göre, silahınızın durumuna göre temizleyebilirsiniz bu bölgeleri. Bu bölgeleri de ben yine <laughs> yağsız bırakma taraftarıyım. Evet tabi silahınızı kullanacaksanız yağsız bırakın. Eğer silahınızı koyup 2 sene 3 sene duracaksa silahınızı mümkün mertebe yağlı bırakın. Yağlı saklayın. Çünkü havadaki nemi yağ itmiş olacaktır. Ee, buranın temizliğini de bitirdikten sonra isterseniz eee sürgünün gidip geldiği parçaların üzerine birer damla ya da sürgüdeki kanalların içerisine birer damla yağ damlatıp bu şekilde takabilirsiniz. Ben mümkün mertebe silahımı minimum yağla taşımaya çalışıyorum. Çünkü bulunduğum bölgede nem gibi bir durum yok. Bu yüzden korozyon oluşmuyor. Zaten bu parçaların üzerinin boyasının kalkması da bu hareketli parçalar olduğu için oraların üzerinin korozyonlanma ihtimali de yok. Dediğim gibi namlunun içini <laughs> Ve fişek rampasını, tırnak ve çevresini kuru bırakın. İsterseniz sürgüde kanalların içerisine ya da bu kısmına birer damla yağ damlatabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra silahınız temizliği bitmiştir. Umarım bir şeyi atlamamışızdır. Silahınızı tarttıktan sonra o farklı kontrolle kullanmaya Devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.